Yaşar Kemal Yatak Şimdiki gibi aklımda. Ben o yıl ortaokulun üçüncü sınıfında bizim Durmuş Ali de ikincideydi. İkimizin de parası yoktu. Köyde onun bir dulanası, benim bir dulanam vardı. Onlar da kendilerini zar zor geçindirebiliyorlardı. Durmuş Ali'nin umudu parasız yatılıdaydı. Sınava girmiş, yüzde yüz kazanacağından kuşkusu yoktu. Bana gelince ben bir umutsuzluk içinde yuvarlanıyordum. Nereye gitsem, ne yapsam? İki yıldır geceleri çalıştığım fabrika bu yıl beni almıyordu. Öğrencileri fabrikada çalıştırmak yasakmış. Neden yasakmış bir türlü anlayamıyordum. Bu yıla kadar ne güzel çalışıp okumuştum. Beş parasız, başımı sokacak bir ağaç kovuğu bile yok. Kocaman şehrin ortasında yalnız, yapayalnızım. Sarılacak bir dalım da yok. İçerimde dayanılmaz bir keder, bir hınç, Durmuş Ali ile bir zaman istasyonun önündeki sıtma ağaçlarının altında geceledik. Sonra olmadı. Bu böyle sürüp gidemezdi. Bekçiler de rahat vermiyorlardı. Sonra da okula gitmek zorundaydık. Biz okula gidince ortada kalan yataklarımızı çalmazlar mıydı? Çok iyi bir arkadaşım vardı Yusuf. Beni çok severdi. Sıtma ağaçlarının altında gecelediğimizi nasılsa öğrenmiş. Bir gün utana utana. Bizim damın üstünde yatsanız dedi. Deli gibi sevindik. Durmuş Ali ile kucaklaşıp öpüştük. Durmuş Ali bir alloş çekti. Yaşadık be abi. Bir günün beyliği de beylik. Biliyorduk ki dam üstünde güzün yağmurları başlayıncaya kadar yatabilirdik. Sonra, sonrasını Allah kerim. Yatakları hemen istasyondan alıp eve getirdik. Yusufların evi pazar yerinin yanında bir tek odaydı. Yatakları dama serdik. Bekçi korkusu yok, bir şey yok. Damın üstünde bir ev sıcaklığı, bir baba ocağı sıcaklığı. Bunca sıkıntıdan sonra yatacak bir yerimiz vardı işte. Şu hayat dedikleri de ne güzel şey. Akşam ekmeğimizi yer yemez hemen damın üstüne damlıyor. Yataklara girip yorganları boğazımıza kadar çekiyorduk. Geceler biraz soğuktu ama gökte kocaman ışıltılı yıldızlar vardı. Hep yıldızlara bakardık. Bazı gecelerde gökyüzünü yıldızlarla döşeli bulurduk. O zaman sevincimize sınır yoktu ve bizler umutla doluyduk. Sıkıntılardan, acılardan sonra gelecek güzel günlerin daha güzel olacağına inanıyorduk. Bu umutlar, bu hayaller benimdi. Ben söylerdim. Durmuş Ali dinler ve onaylardı. Durur durur. Öyle değil mi durmuş derdim. Hey ya abi derdi. Sabahları karanlıklardan sonradır. Bu lafı da benden bellemişti. Serin dam üstü, ışıklı iri yıldızların geceleri, sokağın sabahlara kadar süren gürültüsü, bizim umutlarımız, hayallerimiz tam bir ay Kasım başına kadar sürdü. Sonra, sonra o belalı, o karanlık, bir kara çul gibi kap karanlık çukur yağmurları başladı. Hava biraz bulutlandı mıydı? Okulda durmuş Ali ile bir araya gelir, birbirimize sokulur, ikimiz birden. Allah be, Allah be etme ne olursun derdik. Ya bir de yağmur çiselemeye görsün. O zaman bizim yüreklerimizde kıyamet kopardı. Durmuş Ali hemen okuldan eve fırlar, yatakları damın saçağının altına indirir koşa koşa geri gelirdi. Yağmurlu günlerde eve, yani saçağın altına gece yarısından sonra ortalıktan el ayak çekilince gelir yataklarımıza girerdik. Saçak altında yattığımızı el alemin görmesinden bir utanır, bir utanırdım ki biterdim. Durmuşu derseniz o orala bile olmazdı. Bazen erken uyanamazdım. Birden uyanırdım ki arkadaşımın anası, öteki komşular uyanmışlar avluda dolaşıyorlar. O zaman ben yorganı başıma iyicene çeker, Yatağın içine büzülür. Büzülür yok olurdum. Yanımda önümde ayak sesleri duydukça küçülür. Küçücük kalırdım. Ayak sesleri kesilince hemen yataktan fırlar. Giyinir kaçardım. O gün ben giyinirken birinin bana baktığını sanmışsam akşama kadar başım döner kendime gelemezdim. İçinde yattığım yatağa dönüp de bir türlü bakamıyordum. Bakmayı içim götürmüyordu. Yatak saçağın dışından fırlayan çamurlarla bezenmişti. Yine geç uyandığım bir sabah Giyinip kaçarken arkadaşımın annesiyle göz göze geldik. Ak saçlı bir başta kocaman açılmış acıyan gözler. Yıllar geçti. O gözlerin ağırlığı daha üstümde. Bin yıl yaşasam da o gözler öyle, öylece ne bakıp duracak. Sabahleyin okulda durmuş Ali'ye. Ben o eve bir daha gitmeyeceğim dedim. Şaştı. Neden be abi? Nerede yatacaksın? Neden yani? Durmuş ne etti eğledi de beni o gün eve götüremedi. O gün daha başka günler gidip istasyondaki kanepelerin üstünde geceledim. Bir ara yağmurlar durur gibi etti. Durmuş Ali bir gün. Abi dedi. Yatakları dama çıkardım gel artık. Gittim. Birkaç gün sonra bir ikindi üstü bir yağmur boşandı. Gök delinmiş gibi. Durmuş fırladı ama yetişememiş. Yataklar çıpıldak su. Bir otel bilirdim. Eskiden birkaç gün yatmıştım. Otel deyince gariplerin yatağı. Güzel yurt oteli. Oteller o zamanlar çok ucuzdu. Bir yatak elli kuruş. Gel gör ki elli kuruş. Yatağımız olduğu için koridorda geceliği on kuruşa yatmamıza katibin gönlü oldu. Daracık koridora iki oda kapısı açılıyor. Yatakları kapının önüne serdik. Biz de yatakların dışına çömeldik. Hiç konuşmuyoruz. Belimizi duvara vermiş duruyor. Birbirimize de hiç bakmıyoruz. Gece yarısını bulduk. Yataklar önümüzde serili duruyor uykumuz geliyor gözlerimizden uyku akıyor ama yataklara girilmez ki gözümüz yataklarda içimizde özlem rahat bir yatak bir uyku özlemi yarı sersem yarı uykulu aşağıdan bir ayak sesi geldi gece yarısını epey geçmiş gözümü açtım merdivenden iki genç kadın göründü yataklara basmamaya çalışarak kapıyı açtılar kadınların ince uzun boylusu içeriden geri çıktı bizlere şaşkın şaşkın bakıp geri girdi Sonra geri çıktı. Hep bakıyordu. Girdi çıktı, girdi çıktı. Telaşlı bir hali vardı. En sonunda gelip durdu. Konuşmadı. Sonra birden bana bir kibritiniz var mı dedi. Çıkarıp verdim. Gözleri şaşkınlıkla açılmıştı. Sigarasını yaktıktan sonra bir sigara da bana uzattı almadım. Israr da etmedi. Bu yataklar sizin mi dedi. Bizim. Vakit çok geç yatsanıza. Ampulün sönük ışığında bereket, yatakların ıslaklığı belli olmuyordu. Ben, hiç uykumuz gelmiyor da. Durmuş Ali'ye döndü, o uyuyordu. Dürttüm, durmuş uyandı. Dürttüğümü kadın da gördü. Yatsanız iyi edersiniz. Durmuş Ali, ıs dedi, sertçe ağzını kapattım. Kadın huylandı. Bir şey mi söyleyecekti çocuk? Patavatsız biridir de, Kızgın söylemiş olacağım ki kadın odasına gitti. Arkasından baktım. Gözlerimde incecik bir bel hayali kaldı. Durmuş Ali'ye usuldan. Kadın güzeldi dedim. Amma da iyi ha. İçeriden kadının kahkası geldi. Ben buna içerledim. Güzel ama bunlar pis karılar dedim. Pis olmasalar ne işleri var otelde? Sonra hiç konuşmadık. Yüreğimizde derdimiz, yatağımızda ıslak olmasaydı Durmuş haliyle bu kadın üstüne kim bilir ne laflar eder ne düşler kurardık. Uyumuşuz. Gecenin saat üçü mü dördü mü ne? Kapının gıcırtısıyla gözlerimi açıyorum. Bakıyorum ki kadın gecelik gömleğiyle merdivenlerden iniyor. Az sonra da gelip yine karşıma dikiliyor. Her yanı açık saçık göğsü dışarıda. Çırılçıplak denecek kadar çıplak. Gözlerinde bir kızgınlık ve uykunun mahmurluğu var. Yine öyle açılmış gözlerle bakıyor. O baktıkça ben köşemde küçülüyorum. Bir ara hırsla gözlerimi kapadım ve bir zaman açmadım. Sonra açtım ki kadın daha öylece ne duruyor? İçimden ne durmuş bakıyor öyle? Pis, bu pis domuzlar hep böyle bakarlar işte. Kendisine ne oluyor uyumuyorsak? Ne karışıyor? Salla bir yumruk çenesini diye geçti. Kadın, kibritinizi verir misiniz dedi. Çıkarıp verdim. Gidip içeriden sigarasını alıp yaktı. Bir tane de bana uzattı. Bir de canım sigara istiyordu ki. Ben sizin sigaranızı istemem dedim. Kadının yüzünde hoş ama beni çıldırtan bir gülümseme dolaştı. Neden Küçük Bey? Ben Küçük Bey değilim, içmemişti. Size ne yani? İçmemişti. Ha dedi. Sahiden siz niçin yatmazsınız? Yataklarınız da serilmiş işte. Kekeledim. Biz mi? Size ne? Bakın çocuk uyumuş. Neden yatmıyorsunuz? Uyumuyoruz. Uyumayacağız işte. Canımız uyumak istemiyor. Neden? Barır da yatağa bakar. Yaş olduğunu anlar diye deli oluyordum. Deli gibi bağırdım. Yatmıyoruz işte. Yatmayacağız. Kadın. Aa dedi. Ne bağırıyorsunuz öyle? Ben bu çocuğa acıdım. Oracık da uyumuş da. Yazık üşür. Durmuş Ali'yi sertçe dürttüm. irkildi. Gözlerini korkuyla açtı. Kalk ulan dedim kalk. Sersem gibi burada uyuyacağını. Çocuk neye uğradığını bilemedi. Gözlerini yeniden yumdu. Başı önüne düştü yine dürttüm. Başımı kaldırıp da kadının yüzüne bakamıyordum ya. Gözlerinin üstümde olduğuna, öldürürcesine üstümde. Bana baktığına kuşkum yoktu. Kalk ulan kalk da yatağına gir orada uyu. Oğlan uykulu uykulu burnunu kaşıyıp beceriksizce soyunmaya başladı. Sahiden de dedi. Ben neden burada uyumuşum? Elinden tutup yatağına soktum. Durmuş duyulur duyulmaz bir sesle. "Abi be dedi. Ne de soğuk. Yat ulan dedim. Şimdi ısınırsın. Kadın başımdan gitsin diye ben de hızlı hızlı soyunup yatağa girip yorganı başıma çektim. Alaylı bir sesle. Allah rahatlık versin. Kapı kapandı. Arkadan da bir kahkaha geldi. Var gücümle dişlerimi sıktım. Yatak su gibiydi. Tenimden buz gibi bir ürperti geçti. İçim büyüşüdü ki. Yorganı başıma, bacaklarımı karnıma çekip bir topak oldum. Durmuş Ali yorganımı çekti. Abi be dedi. Abi be, donuyorum abi be. Vıcık vıcık. Ben büzülmüştüm, hırsımdan dişim dişimi yiyor. Abi be, sana diyorum abi be. Donuyorum be. Yorganı üstümden hışımla attım. Ne var ulan abi be, abi be Yat geber işte. Yeniden yorganı üstüme çektim. İçimde soğuk bir ürperti. Sanki bir yığın yılanı getirip çıplak tenime sarmışlar. Abi be, vallahi üşüyorum, üşümekten ölüyorum. Vıcık vıcık, su abi be, sana diyorum be. Ben birden yataktan fırladım, giyindim. Ali de öyle yaptı. Yine gittik köşeye oturduk. Sudan çıkmış gibi ıslanmıştık. Ama yüreğimde korku. Ya kadın şimdi çıkıverir de bizi yine böyle görürse? Durmuş Ali'nin dişleri birbirine çarpıyordu. Ben de titriyordum. Ya kadın şimdi çıkarsa? Ali'nin elinden yakaladığım gibi. Yürü parka kadar koşalım ısınırız. Parka kadar koştuk. Asfalt, cadde ıpısızdı. Oradan istasyona koştuk. Yüreğimiz küt küt atıyordu. Isınmıştık ama sıtma ağacının altında biraz bekleyince yeniden üşümeye başladık. İstasyon alanının ortasında birkaç salepçi duruyor. Bir insan kalabalığı da salep içiyordu. Sıcak salep bardaklarının buğulandığını görür gibi oldum. Elim cebime gitti ama boşuna. Durmuş da salep bardaklarına gözlerini dikmişti. Kendimde olmadan içimi çekmişim. Durmuş da içini çekti. Daha gün doğmamıştı ya. Usul usul şafan yerleri ışıyordu. İki büklüm olmuş. Tir tir titriyorduk. Durmuş Ali bir ara bana döndü. Birden aklına gelmiş gibi. Abi be dedi. Sahiden. O yataklara biz ne diye girdik?'' Abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.